Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan, girişimin üyesiyim. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı TESEV'in araştırma direktörüyüm. Bu programda salgın yönetişiminde teknoloji kullanımı konusunda konuşacağız. Yönetişim deyince aklımıza gelen kavramları hatırlarsak şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım ve eğer bu kent yönetişimi ise kenti kentlilerle birlikte yönetmek geliyor. Ve bunun için de teknolojinin kullanıldığı uygulamalar gittikçe artıyor. İzmir e-yönetişim deyince son dönemde ön plana çıkan bir kentimiz. O yüzden bugün çok şanslıyız. Kentin en yetkilisiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'le İzmir salgın yönetişiminde teknolojiler nasıl yararlanıyor onunla ilgili konuşacağız. Hoş geldiniz Tunç Bey. Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar. Evet, teşekkür ederim. Kenti kentliyle yönetmek, örgütlü ya da örgütsüz yurttaşlarla birlikte yönetmek, COVID-19 salgınından çok önce zaten İzmir'de sizin önemli bir yaklaşımınızdı. Bunun için teknolojiyi de, bilgi ve iletişim teknolojilerini de zaten kullanıyordunuz. Çeşitli uygulamalar zaten geliştirmiştiniz çok öncesinde salgının. Bu salgın sürecinde, yönetişimin sürecinde hem belediye, Büyükşehir Belediyesi hem de yurttaşlar bu uygulamalardan nasıl yararlandılar? Paylaşabilir misiniz? Evet, tabii. Öncelikle Biz İzmir adıyla bir platform oluşturduk ve bu Biz İzmir platformunda öncelikle öneriler toplamaya çalıştık. Vatandaşların bu salgınla mücadele konusunda çok yaratıcı fikirleri oldu, çok çeşitli öneriler geldi. Örneğin gönüllü olarak psikoterapi yapmak isteyen vatandaşlar çıktılar. Onları her gün saat 10 ile 18 arasında işte bir sıraya koyduk ve onlar vatandaşlarla psikoterapi görüşmeleri yapmaya başladılar. Bir anlamda öncelikle öneri toplamak için fikir kanaat oluşan vatandaşlarımızın önerilerini, fikirlerini dinlemek için kullandık. Bir yandan da gönüllü katılımını geliştirmek için kullandık. Orada da 3 ayrı başlıkta gönüllü katılımını davet ettik. İlki gücü olan, ihtiyacı olana kaynak aktarsın dedik. Yani işte paketler, gıda paketleri, erzak paketleri, temizlik malzemeleri bunları alıp ihtiyacı olanlara ulaştırsın ve biz de bu konuda aracılık yapalım dedik. Bu anlamda gönüllülere bir davet yaptık. İkinci bir kategori hizmetleriyle gönüllü olmak isteyen vatandaşlara bir davet yaptık. Ve orada da örneğin paket yapılmasına katılmak isteyenler, o paketlerin dağıtılmasına katılmak isteyenler, vatandaşlarımızı bu anlamda gönüllü olmaya davet ettik ve yine biz İzmir platform içinde bu gönüllülerin toplanmasını sağladık. Üçüncü başlıkta ihtiyacı olan vatandaşların yine biz İzmir üzerinden kendilerini ifade etmesini istedik. Özetle bu platform çok temel olarak vatandaşların birbiriyle buluşması ve bu salgından bir dayanışma ortaya konması için kullanıldı. Çünkü bu dayanışmanın son derece değerli olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten bu salgın bittiğinde geride kalan belki de en güzel şey, belki de tek güzel şey o dayanışmanın anıları olacak, o dayanışmanın başarısı olacak. O nedenle bunu kullanmaktan hem gurur duyuyoruz hem de çok mutluyuz. Çünkü çığ gibi de büyüyor. Gerçekten çok büyük bir katılım var. Çok farklı başlıklarda, hiç bizim öngörmediğimiz, hayal bile etmediğimiz başlıklarda vatandaşlarımız katılım gösteriyorlar. Özellikle gönüllüleri sınırlama ihtiyacı doğdu. Bizim Kültür Park'ta eski fuar alanında bir lojistik merkezi yaptık, bir büyük hangarımız vardı. O hangara her gün binlerce paket geliyor, binlerce ton malzeme geliyor. İşte o malzemelerin paketlere, kutulara ayrılması için gönüllüleri davet etmiştik dediğim gibi ama belli sayıda gönüllüden fazlasını da içeri almak istemiyoruz. Çünkü bu sefer işte o fiziki mesafeyi korumak problem oluyor. Gönüllüler bazen gönül koyuyorlar. Diyorlar ki ya biz gönüllü olmak istiyoruz ama işte giremiyoruz içeri. Bunlar biraz da böyle işin tatlı anıları yani öyle söyleyeyim. Ama bu son derece sağlıklı bir adım oldu. Bizim öngörümüzden de çok daha fazla bir katılımı beraberinde getirdi. Özetle Biz İzmir platformu çok yoğun bir biçimde kullanılıyor ve her gün yeni gönüllülerle büyüyor.
Çok güzel. Tunç Bey, biraz ilham olması için de, model olması için de diğer belediyelere, Biz İzmir uygulamasını daha önce duymamış seyircilerimiz için kısaca Biz İzmir ne amaçla kurdunuz, hangi özellikleri var, hangi teknolojilerle kullanabiliyor yurttaşlar, biraz tanıtabilir misiniz? Aslında sizin en başta yaptığınız yönetişim tanımı nedeniyle yaptık. Yani şeffaf, hesap veren ve vatandaşın katılımının önünü açan, onu mümkün kılan bir platform olsun istedik. Bu nedenle de belediyenin mevcut mevzuat çerçevesi içinde kalmaktansa daha çok vatandaşa dokunan, onu internet üzerinden, bu sosyal mecralar üzerinden yönetime katılmasını mümkün kılacak bir girişim olarak düşünmüştük. İyi ki de öyle bir şey başlatmışız. İşte bu COVID-19 salgını nedeniyle onun çok faydasını gördük. Çok daha fazla insana erişme şansı yakaladık. Çok daha fazla insanın bizim yönetimimize katılmasının önünü açmış olduk. Özetle ana omurgası, asıl niyetimiz bu yönetişim meselesini dijitalize etmekti. Yani ilk ortaya koyarken aklımızda olan şey, demokrasiyi bizim bir biçimde dijitalize etmemiz lazım. Çünkü demokrasi sadece 5 yılda bir sandık başına gitmekten ibaret bir şey değil. Demokrasinin her an yaşanması, bir kültür olarak insanların içselleştirmesi gereken bir yaşam biçimi olduğunu düşünmüştük. Ve o nedenle kurmuştuk. Dediğim gibi bu ilk salgında da, bu büyük afette de çok büyük faydasını gördük. Anladım. Peki yani bu nispeten yeni bir şey. Hani dünyada bir süredir var tabii ki yönetim uygulamaları ama Türkiye'de öncülerdensiniz. Ne tür kısıtlarla karşılaştınız yolda? Yani birincisi cevabını bilmediğimiz sorularla karşılaştık. Örneğin işte vaka sayısı, vefat eden vatandaşımıza dair bilgiler. Bunları maalesef biz bilmiyoruz. Çünkü onlar tamamen hükümetin ilgili kurumlarının uktesinde olan başlıklar. O anlamda bir sınır var, bir kısıt var. Bir de tabii yani devletin bu sadece bu meseleye değil, genel olarak bakışında ben ne kadar istiyorsam sen o kadar bil diyor özetle. O nedenle bizi de sınırlayan bir şey bu. Sonuçta biz de aslında o kamunun bir parçasıyız. Hani gönül istiyor ki çok daha fazla şeyi paylaşalım ve hep beraber buradan nasıl sonuçlar çıkartmamız gerekiyor, nasıl yol almamız gerekiyor onu bulalım. Ama orada maalesef bizim erişemediğimiz, bizim ulaşamadığımız bilgiler var ve biz onları paylaşamıyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama bu tabii bir başka fırsatı da beraberinde getiriyor. Sonuçta biz ne kadar çok açabilirsek kendi yönetişim anlayışımızı, o kadar çok katılımın önünü açmış oluyoruz. Bir örnek vermek isterim. Her pazartesi sabah örneğin biz İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarının önderleriyle, işte meslek odalarından temsilcilerle, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle, kent konseyinin işte başkanıyla buluşup bizim kriz üst yönetim kurulu olarak tanımladığımız bir yapıyla bir araya geliyoruz. Ve birlikte geçen hafta neler yapıldı ve bu hafta neler yapılması lazım bunu Skype üzerinden görüşüyoruz. Ve gerçekten son derece yaratıcı fikirler, çok güzel öneriler geliyor. Ve bunları da birlikte olgunlaştırıp hayata geçiriyoruz. Katılımcı yönetişimiz zaten en büyük avantajlarından biri değil mi? Üç kişinin, evet, aklına gelmiyor, üç kişinin aklına gelebilir. Dolayısıyla bu aslında yönetenin de yönetilenin de avantajına, çıkarına olan bir şey. Peki Tunç Bey, sizce COVID-19 salgını bittikten sonra bu İzmir'de kurmuş olduğunuz dijital uygulamalar, bu deneme gibi birazcık test sürüşü gibi oluyor İzmir için. Doğru. Bundan sonrasında İzmir'de bu demokratik olarak sizce neye evrilir? Ya aslında burada iki yol var. Yani bir tanesi örneğin Macaristan'da işte Orban'ın uyguladığı yöntem. Orada tüm yetkileri kendi üzerinde topladı. Meclisi feshetti. Olağanüstü karar alma gücünü topladı elinde. Olağanüstü hal ilan etti. Hatta mevcut yasalar üzerinde de istediği gibi değiştirme yapma hakkını eline aldı. Dolayısıyla
bu salgın bir açıdan bunu besleyen bir anlam taşıyor. Hatta birkaç hafta öncesinde Washington Post'ta böyle bir makale de yayınlanmış. Covid-19'un öldürdüğü ilk demokrasi Macaristan başlığıyla. Bir yandan da aslında Almanya'da olduğu gibi, Kanada'da olduğu gibi, Yeni Zelanda'da olduğu gibi vatandaşları işin içine katarak bu salgınla mücadeleyi bir dayanışma ağına dönüştürmek ve daha demokratik bir model ortaya koymak gibi bir çaba var. Kısacası iki yola gitmek de mümkün. Türkiye hangi yolu seçecek onu bilemem ama biz İzmir olarak çok net bir biçimde daha katılımcı, daha şeffaf, daha hesap veren bir yönetim anlayışının bu salgında gelişmesini, olgunlaşmasını ve salgından sonra da varlığını sürdürmesini istiyoruz. İzmirliler de buna destek oluyor gibi duruyor. Yani o araçları kullanıyorlar diye anlıyorum. Aynen öyle. Çok güçlü bir destek var. Bundan da çok gurur duyuyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu kadarını söyleyeyim. Bu son iki gün sokağa çıkma yasağı nedeniyle gerçekten 30 ilçemizde çok yoğun bir biçimde ilçe belediye başkanlarımızla birlikte çalıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 5000'e yakın personeli canla başla bir çalışma gösterdi. Binlerce haneye ekmek dağıtıldı. İhtiyaçları için kapı kapı dolaşıldı. Su kesintisi olmasın diye bütün arkadaşlarım canla başla çalıştılar. Hepsinin alnından öpüyorum. İyi ki varlar. İyi ki beraber çalışıyoruz. Her biriyle iftar ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için, paylaştığınız için İzmir modelini çok teşekkür ediyoruz. Şehir hepimizin ve İstanbul hepimizin girişimi sizin çalışmalarınızı takip etmeye devam edecek. Çok kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun sizlere de. İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programında bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'le salgın yönetiminde teknoloji kullanımında İzmir neler yapıyor, ne uygulamaları var, salgın öncesinde geliştirdiği uygulamaları salgın yönetimi sürecinde nasıl hayata geçirdi, nasıl uyguladı onları konuştuk. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.